İyi valla. Alışveriş mi yoksa? Alışveriş, işte doktor ziyareti, cilt bakımından çıktık filan. Öyle. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor dizi? Benim için bitti dizi. Biliyorsunuz ben erken çıktım. Evet, biraz daha. Onlar da herhalde bilmiyorum yani final yapacaklar gibi geliyor yakın zamanda. Şimdi bakalım işte başka projelerle görüşüyoruz. Sezona inşallah. Rol gereği mi? Biz izlemedik de rol gereği mi oldu yoksa senaryo evet, mi? Evet evet, biraz öyle. Biraz nasıl? Öyle. Üzüldünüz böyle, bir içiniz burkuldu mu yani? Burkulmuştur tabii, çok sevilen bir dizi. Yani aslında burkulmadı çünkü bizim artık işimiz böyle. Yani biri bitiyor, biri başlıyor. Evet. Oradan güzel arkadaşlıklar falan kalırsa kalıyor, ne âlâ. Onun dışında da yani iş olarak gördüğüm için bitti. Şimdi heyecanlıyım bakalım, başka bir şey başlasın diye bekliyorum yani. Neler var? Yakın gelecekte neler var projelerde? Şimdi bir tane bir oyun var inşallah bir arkadaşımla yapacağız. Onu çok heyecanlanıyorum. Dizilerle ilgili daha şu an netleşen bir şey yok. Şimdi önce yaz dizileri falan başlıyor biliyorsunuz. Bakalım ben sezonla böyle yine güzel bir iş olsun. Sinemaya bakışınız nasıl? Sinema filmi ile? Yani şu an yok öyle bir şey gündemde ama inşallah olur çok güzel bir filmde. Sinema mı dizi mi daha sizi? Öyle ayrımlar yapmıyorum ya vallahi. Evet yani iyi bir senaryo olsun, oynaması keyifli bir şey olsun, bir karakter olsun benim için okey. Böyle her dizide her teklifi de değerlendiriyorsunuz ama kabul etmek de kolay değildir sizin için. Yani sizin kurallarınız. Tabii bir sürü parametre var. Şimdi yani iyi bir senaryo olsun istiyorsunuz. Oynayacağınız şey doğru düzgün bir şey olsun istiyorsunuz. Hani bir iyi bir karakter oynamak istiyorsunuz filan. Kim yönetiyor, hangi yapım şirketi yapıyor, çalışma koşulları neler falan gibi her böyle şeye bir bakıyoruz artık yani. Bakıyorsunuz değil mi? Tabii yani işte 12 saat kuralı olan var, olmayan var. Kimisinde çalışıyorsunuz 30 saat yani. Şimdi artık o şeyleri istemiyorum tabii ben de. Sizin kriterleriniz nedir efendim yani? Mesela kuralarınız... Genel hani, olarak diziyle ilgili. Yani iyi senaryo. İyi senaryo için her şey yapıyorum. Atıyorum öyle bir geçen zamanki gibi bir işte yani. Oynamak muhteşem bir şeydi yani. Tiyatrodan bahsedelim. Hangi oyun onu verebilirsiniz ismini? Şimdi onu söylemeyeyim daha çünkü hani şey aşamasında işte oyunun hakları alınıyor filan daha alınmadı. O yüzden söylersem canları sıkılabilir yani. Bakın. Tiyatroda da şey başladı. Hani çok iyi ücretler alamıyoruz. İşte tiyatro yapmak istemiyoruz bu yüzden işte gibi. Ama siz bu böyle bir kaygınız yoktur eminim yani. Proje iyi olduğu için tercih ettiniz. Yani aslında tabii hepimizin öyle kaygıları var da gerçekçi olmak zorunda kaldığımız zaman evet yani ne yazık ki tiyatronun öyle bir karşılığı yok. Yani çoğu Avrupa ülkesinde falan olduğu gibi öyle tiyatroyla hayatını geçindirmek diye bir şey özel tiyatro yaparak çok söz konusu değil. O yüzden tiyatro bambaşka bir keyif işte bambaşka her meydanı gibi görüp orada olmayı seçmek var yani. Siz bu tiyatro oyunun senaryosunu beğendiğiniz için oynuyorsunuz. Ben yani. Çok beğendim evet yani inşallah olursa yapabilirsek iki kişi yapıyor. Onun dışında olacak. Neler yapıyorsunuz? Yaz geliyor. Yaz planları neler? Yani tatil çok, var mı bu sene? Ben hiçbir şeyin planını yapmıyorum yani gittiğim bugüne kadar bütün tatilleri de hani 3 gün önce falan belledim gittiğim için. Bakalım hep böyle akıştayım yani ben ne olacaksa oluyor. Son olarak Sadakat size dönelim. Ne kadar, kaç bölüm oynadınız orada? Kaç bölüm var? 50 bölüm falan oldu herhalde bilmiyorum. Çok sevilen bir dizi. Devam eder mi sizce? Final olacak ama. Ha, o kadar bilmiyorum ki onu yani. Herkes bu... Hiçbir fikrim yok. Herkes bir fikir üretiyor. Arkadaşlarım da bilmiyorlar daha. Hala görüştüğüm arkadaşlarım içindeki. Bilmiyorum inşallah. Devam ederler tabii onlar için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir de böyle bir görüntü alayım pardon. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.